Bir tanıdığım arkadaşın bahçesine geldim bugün. Yapraklar gayet güzel olmuş. Geçen geldiğimde hiç yoktu. Filizlenmiş, çok güzel çıkmışlar. Bunlardan toplayıp biraz kışa salamura yapacağım bugün arkadaşlar. Arkadaşlar bakar mıyız? İki tane kuş yuvası gördüm. Tabii şu an içinde yoklardır da. Yumurta falan var mı içinde bilmiyorum. Gerçi yumurta zaman da geçti herhalde. Ay annem, yiyelim. Şöyle elimi dokunmayayım da içini şöyle bir göstereyim. Bir tane daha var, onu da göstereceğim şimdi. Arkadaşlarım, ben önceki gün arkadaşın bahçesine gittim, yaprak topladım. İki gün oldu. Getirdiğim gün üst üste dizdim sapları, aynı şekilde gelecek yöne gelecek şekilde. Bu sapları kopardığımız zaman, ben ilk salamur yaptığımda salamura yapraklarını kökten koparmıştım. Onun için çürümüştü. Çok güzel yaptığımız hatalar bize ders oluyor. Şimdi burada küçük sofra tuzu kesinlikle kullanmıyoruz salamurada. Bunu herkes biliyordur. İlk yapanlar tabii gençler, daha ayrı oluyor. Geç çoğu annesinden, aileden öğreniyor artık. İri tuz kullanacağız. Ve şurada 3 litrelik bir kavanozum var benim. Cam olsun diye kavanozun içerisine vuracağım. İki gün önce benim sayfada olan komşumun birisiyle arkadaşla görüştüydük. Onun sayfasına da bakıp ismini anacaktım fakat unuttum kim olduğunu. Belki seyrederse hatırlayıp bir selam verebilir buradan. Şimdi içerisine tuz koyup kavanozumuzun içerisine yerleştireceğiz. Arkadaşlar şimdi şöyle 15 tane kadar yaprağımızı alıyoruz. Kısa olmayacak şekilde, şu şekilde hepsini. Kulpunu şöyle kesiyoruz ve iri tuzlarımızdan şu kısmına koyup yaprak, şu kulp saplarını tam direkt şu şekilde tutmuyoruz. Yapraklarımız taze, hassas olduğu için yırtılma olabilir. Hafif şöyle yana gelecek şekilde şu şekilde alıyoruz. Yan taraflarını da şöyle içine çevirip altına. Aynı zamanda içine korken tuzumuz da akmasın. Şu şekilde kavanozumuza yerleştiriyoruz. Evet, şöyle baş kısmına yine koyuyoruz. Sap uçları şu şekilde gelecek şekilde. Hemen ikiye katlıyoruz arkadaşlar. Yan taraflarını çeviriyoruz fakat bastırmıyoruz. Aralarına su girmesi lazım. Üzerine suyu boşalttığımızda su girecek ki her tarafı yumuşasın, bozulmasın arkadaşlar. Arkadaşlar ben yapraklarımı, salamuralarımı bastım. Şimdi üzerine şöyle bir çöp şişlerden koyacaktım fakat yoktu. Bu daha da iyi geldi. Çünkü elastik, çöp şişler gibi kırılmayacak. Çöp şişi de zaten koymak için önce su içerisinde bekletecektim. Şu şekilde bir uçtan diğer ucuna arkadaşlar şöyle üzerine bastıracağım ki su koyduğum zaman yapraklar üzerine çıkmasın. Bunun için aşağıda şöyle bir ağacımız vardı kapının önünde. Oradan kestim, getirdim biraz. Yapraklarımızı yerleştirdikten sonra bakar mıyız üzerine? Şimdi şu saplarımı ben şu şekilde güzelce yerleştirdim. Yapraklar bunlar üzerine geçemeyeceği için, çıkamayacağı için çürüme olmayacaktır. Üzerinde bozulma olmayacak. Ve kenarlardan da şöyle yaprakları zedelemeden yerleştireceğiz arkadaşlar. Üzerine şimdi suyumuzu yavaş yavaş dolduruyoruz. Bu koydukça inecektir aşağıya arkadaşlar. Yaprakların arasına gireceği için ara ara doldurmamız lazım. Şimdi doldu. Bakar mıyız nasıl aşağıya çekiliyor hemen. Ve şu an dolan su. Şöyle girelim. Yavaş yapmamız lazım ki yaprakların içi olduğu gibi suyla dolsun ve bozulma olmasın. Tamamen dolduktan sonra da biraz daha bekleyeceğim. Çekilme olduğunda yine onun üzerine yine dolduracağım. Suyla üzerini kapladıktan sonra ağzını kapatacağım. Yarına kadar hiç kapatmayacağım arkadaşlar. Bu şekilde kalsın. Yarın sabah şu an tam dolsun göstereceğim. Kabarcıklara bakar mıyız?
Halen iç kısımlara suyumuz gittiği için hava kabarcıkları yukarıya çıkıyor. Tabii kapaklar arkadaşlar çok önemli. Bazı kapakların iç kısmı derin olduğu için onlarda şunu koymaya gerek bile kalmayacaktır. Çünkü kapağın iç kısmı aşağıya itecektir yaprakları. Fakat yine de koymakta hiçbir zarar yok. Sakınca yok. Gayet iyi olacaktır. Normal benim kavanoz kapağı olduğu için koymak zorundayım. Akşamdan sabaha kadar şu şekilde suyun içerisinde beklettim arkadaşlar. Görüyoruz. Çoğu yeri sararmaya başlamış. Sararmış. Yeşil olan yerlerde sararacak. Bunu kış olup yaptığım yemek yapacağımız zaman sudan çıkartacağız istediğimiz kadarını. Şöyle hafif yaprağın durumuna göre, yaprağınız sertse kaynar suda sadece iki tıklatabilirsiniz. Öbür türlü kaynar suyun içerisine bırakın, öylece kalsın. Ondan sonra çıkarttığımızda tekrar soğuk suyun içerisine koyduğumuz zaman o sıcak sudan çıkan yaprağı, yaprağımız yine yeşil olacaktır, yemyeşil kalacaktır. Ağızlarını kapatıyorum ben. Kaldıracağım. Şimdi iyice sağlam edeceğim ağızlarını. İyice sıkacağım. Bu şekilde yapraklarımızı kullanacağız. Tuzunu sadece bol koyacağız. Saplarını çıkartmayacağız, kopartmayacağız. O zaman yapraklarımız çürümeden kalacak ve ağzını gördüğünüz gibi ben akşam saplar yerleştirmiştim. Küçük ağaç sapları. Bu nedenle yapraklarımız da üst kısımda kalmayacağı için çürüme olmayacak. Suyumuz üzerinde fazlası da var. Yapraklarımız üst kısma çıkmıyor. Ve kullandıktan sonra yine aynı şekilde kavanozların ağızları olduğu için tabak falan yerleştiremiyoruz içerisine. Bu şekilde yapalım. Bozulmadan 2-3 yılda olsa kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada benim sesim çok kötü oldu. Rahatsızlanacağım akşamdan beri. Elif'in bu canlı yayınında da kalamadım, çıktım. İlaç içtim fakat çok kötüyüm, anlamadım. Görüşmek üzere arkadaşlar.